sayıyoruz. 3-4 tane oyuncu Arjantinli'ni sayıyoruz. Tabii ki ama tabii. Yani Arjantinlerin de çok böyle başarısız olduğu bir ortam yok. Çok Arjantinli şey, gelmiyor bizim ligimize. Onu söyleyebiliriz. Thomas Cardona, yani şimdi baktığım zaman yani çok yüksek profil değil. Lemos keza biraz daha şey. Hani bir potansiyel var. Maliyet olarak şey olamamış. Maliyet olarak çok uygun ve perform yani profil olarak da Fenerbahçe'ye uygun bir profil olduğu düşünülüyor. Ben net bilgi olarak. Serdar güzel gol attı. Yani. Şimdi sorular çok fazla. Soruları sorayım. İzleyicilerimizi de bekletmeyelim. Yücel Gökalp diyor ki Fenerbahçe Doğukan Sinik'le ilgileniyor mu? 2 milyon euro bonservisi var. 2 milyon euroya olmaz. Olmaz. İyi transfer olur yalnız. Yavuzhan Armağan. Geri Rodriguez'in son durumu nedir? Gönderiliyor mu, kalıyor mu? Şimdi Tiam ve bence bitmiş olan Perotti transferi gerçekleşirse Geri Rodriguez'e ilk 11'de yer kalmıyor. Şimdi evet. Maliyete baktığında Geri Rodriguez'in çok ciddi bir maliyeti var. 2,5 milyon euro civarında yıllık maaşı var. Yani yıllık maliyeti var diyeyim. Elden çıkarılmaya çalışır ki Olympiakos'la ilgili bazı haberler gördüm dış basında, Yunan basınında. Geri Rodriguez'in. Yani Fenerbahçe o kiralık anlaşmadan çıkabilir. Evet. Şu gelişmeler üzerine. Bu arada elinde Ferdi Kadıoğlu var. Bu arada elinde Deniz Türüç var. Yani kanat rotasyonu olarak söylüyorum. Bu arada Sinan Gümüş var. Transferi bence o da bitti. Yani o da bence çok kısa sürede açıklanacak bir transfer olabilir. Bunun dışında bu kadar kalabalık bir rotasyonda Geri Rodriguez'den Fenerbahçe vazgeçebilir gibi duruyor. Ali Murat kardeşim bir sorusu var. Buyurun. Diyor ki Fenerbahçe'nin bu isimlerden ziyade arkadan oyunu izleyebilecek ve gerektiğinde orta alana gelip müdahale edecek bir stoper alması daha mantıklı olmaz mı diyor. Var şey var, Sergio Ramos var. Çok güzel bir soru sormuş. Thiago Silva var ya. Thiago Silva boşta. Thiago Silva'yı sormuşlar bu arada da yani. Bir ara şey geçiyordu şu uçuk. Arsenal'daki Brezilya. Koşiyerli mi? Yok abi. David Luiz var. Bizimkiler Boateng'i falan beğenmediler biliyorsun değil mi? Yani geçen sene falan düşünmüyorlar. Yani Boateng oynuyor hala Bayern'de. Evet, son maçta 11. 8'lik maçta 11 oynadı. Boateng'i bütün kulüpleri istemediler yani. Geçen sezon, önceki sezon sürekli menajerler aracılığıyla Boateng ismi Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a bir şekilde gündeme geldi. Ama tabii geldi. Onun da korkunç bir maliyeti var. Onu var da ama yani. İkinize birden bir soru soracağım. Bir arkadaşımız sormuş. Eyo yazıyor nikinde. Kusura bakmasın ismini yazmadığı için söyleyemiyorum ama güzel bir soru. Mesut Özil gıyabında İngiltere basınında bayağı gelişmeler yaşanıyor. Mesut'un maaşına bir miktar karşılaması karşılığında Fenerbahçe'ye gelebilir mi? Veya Galatasaray'a Mesut Özil önerildi mi diyor. Çok basit bir matematik hesabı yapayım sana. 15 milyon pound civarında bir geliri var. Yani %90'ından falan vazgeçerse, %90'ından diyorum yani. %90'ından vazgeçerse gerçekleşebilir. Sana geleceğim. Seninle ilgili bir gelişme var çünkü. Kırmızı mı vereceksin Volkan'la ilgili? Yok, seni dinliyorum. Mesut, bugün olmayacaksa ne zaman diyorum. Yani Mesut'un artık paraya doyduğunu düşünüyorum. Yani paraya onun için çok ön planda değildir. Arkadaş çevresi, Acun abisi vesaire, yakın dostlarına bakınca da Fenerbahçe olursa hiç şaşırmam. Yani şu olabilecek en doğru zaman. Fenerbahçe'nin bu sezon olmaz. Para değildir yani. Mesut'un artık para olayını aştığını düşünüyorum. Bu sezon olmaz. Geliyorum. Biliyorsun İtalyanların Di Marzio'su varsa bizim de Di Manav'ımız var. Adanalı Di Marzio mu? Tabii. Adanalı Di Marzio'muz var. Biliyorsun birazcık evet. Daha kilolusu ama olsun, sevdiğim evet. Bir kardeşimiz. Salim Manav. Evet, bana da Di Manav. 60 mı? 60. Perotti değil mi? Yok, Sar'la ilgili 60 bana. Yok, bana da Perotti ile ilgili. Herkesle ilgili bilgisi var. Ne diyor? Diyor ki Perotti yarın İstanbul'da abi diyor. İtalya basınında okudum diyor. İtalyancası su gibidir biliyorsun. Öyle bir iddia var. Ben doğrulatamadım ama ben de bu hafta içerisinde Volkan Roma'dan zor çok seviyorum. Hakikaten başarılı bir kardeşim. Çok iyi, çok başarılı. Transfer konusunda Anadolu takımlarında özellikle başarılı. Bayağı başarılı Di Manav. Bazen de işte röportajları da tabii şey yapıyor. Hocaları ama sıkıntı yaratabiliyor. Bırakmaz. Şey işte. Ama yakaladım bırakmaz. Reşit Akçay, Mustafa Reşit Akçay röportajı biliyorsun, Ankara Gücü Trabzon mevzusu vardı ya. Onu Salim yapmıştı o röportajı. Tabii sıkıntı olmuş. Hocanın sonu geldi. Salim'in böyle son getiren hamleleri de var diyoruz yani. Perotti konusunda Salim kardeşime katılıyorum. Ama yarın İstanbul'da ben onu doğrulatamadım. Eğer kendisinin bir bilgisi varsa çıksın konuşsun. Zarf atmasın bize. Ama Perotti'yi söylüyorum yani bu hafta içerisinde ben de açıklanmasını bekliyorum. Diogo Perotti'nin. Onun dışında alt alta koyduğumda bak
Fenerbahçe için esas konuşmamız gereken konu ne biliyor musun? Bu kadar oyuncu geliyor işte. 5 tane isim yani Süper Lig oyuncusu. 2 tane de genç oyuncu işte. İsmail ile Barış geldi. Şu anda Fenerbahçe 7 tane transfer açıkladı. Kadro, hani limitleri falan geçiyorum. Kadro çok şişik durumda. Fenerbahçe bu gönderimleri nasıl yapacak? Son İstanbulspor maçında Zanka 11'de oynadı. Bir de asist yaptı. Frey diye bir oyuncun var elinde. Geri Rodriguez'i... Bir dakika, Geri Rodriguez'i az önce konuştuk. Balkan 21 takım var. Şimdi bir dakika. Sosa'yı soruyorlar bak. Evet. Erdem Coşkun sormuş. Yasin Bey sormuş. Birçok tarafta Fatih Türkseven, Dirar ve Alper Potuk'tan kurtulacak mı diye sormuş. Evet. Muhammed Akçeri, Fedor Smolov'u sormuş. Evet. Devam ediyorum. Harun Küçük Akgüs sormuş. İzleyicilerimiz adını söyleyelim. Bizi takip ediyorlar. Nevzat. Neyi sormuş? Sosa'yı. Sosa'yı. Smolov'u da sormuş. Smolov'u Yunus Emre Budak sormuş. Tamam. Sosa değil ki, Perotti dedi o. Yok. Perotti diğer şey. Tam Perotti dedi şey. Tamam ama şimdi sosyal medyada Sosa'yı demedik ama biz. Sosa'yı yok yok hayır. Sosyal medyada dönüyor Sosa abi. Sosa bir karar verecek dedi. Sosyal medyada dönüyor. Sosa yarın İstanbul'da Fenerbahçe'de görüşecek diye. Yok abi dedi. Konuştum dedi. Sorabilir miyim Hakan? Sosa'yı isteyen kulüp olarak Avrupa'da kim var? Hiç kimse. Estudiantes var Arjantin'de ama. Bir tek Fenerbahçe ve Trabzon. Evet. Şimdi İsviçre'den bir abim, Orhan abim de bana yazmış. Zürih'te falan da oynamış. O da bana soruyor. Mesela diyor Gustavo'ya bak diyor. Lyon istiyor. Her yerde piyasası var. Sosa'nın hiçbir piyasası yok yani. Avrupa'da böyle bir tamam geçmişi çok sağlam. Ama yani Sosa konusunda da böyle çok... Sosa da Beşiktaş'tan Milan'a transfer yapmış bir oyuncudur ama. Şu an yok. Şu an yok. Ama yani yaptı. Geçmiş Sosa... Yani yapmadı değil. O transferleri yaptı. Ama şu Atletico Madrid'i falan var yani Sosa abi, kariyerini tartışmaya gerek yok. Abi nerede oynuyoruz? Türkiye'de oynamıyoruz. Sosa Estudiantes'e falan dönmez. Şu an Gustavo'nun mesela piyasası vardır. Evet. Yani çok net piyasası var. Ama Avrupa'dan çok yeni ayrıldı Gustavo. Sosa uzun yıllardır Avrupa'da yok. O yüzden piyasası yok. Şimdi Gustavo da bir sene daha kalsın. Gustavo'yu da kimse istemez. Sosa konusunda şunu söyleyeceğim. Çok büyük futbolcu. 11 gol 11 asist galiba Trabzon performansı bu sezon. Beni yaşı ilgilendirmez abi. Adam gol asist olarak çift tane yapmış. Evet. Beni yaşı ilgilendirmez. Soru, bu futbolu çok soru Avrupa'dan talebi olmayabilir. Ama Türkiye'de büyük iş yapıyor yani. Trabzonspor'a geçeceğiz. Diğer takımlara gideceğiz. Hepsine geçeceğiz. Gençlere ne olduğu anlam veremiyorum demiş. Hangi genç? Eray Kubilay. Berke, Barış, Murat, Oğuzkan. Bilgi verir misin Volkan abi? Oğuzkan Rize'ye döndü. Evet. Geçen yıl da Rize'de kiralıktı ve orada oynamaya başladı sezonun ikinci yarısı itibariyle. Evet. Oğuzkan bir sene daha Rize'de. Diğerleri Murat Sağlam. Harun giderse Altay Berke rotasyonu olmaz Harun, mı? Harun heh bak bunu anlatmayı unuttuk Harun'u. Hep Nevzat yüzünden. Kasımpaşa takas Kasımpaşa takas olabilir veya Kasımpaşa'ya direkt olarak transfer de olabilir. Ama eğer ayrılırsa diyorum. Eğer ayrılırsa Menemen Spor'un